Şimdi TAR projesine, TAR dosyası oluşturma ve içerisine dosya ekleme videosuna devam ediyoruz. Bu ikinci bölüm. Şöyle bir kısaca bakarsak addFile fonksiyonunu oluşturmuştuk. Bunu da içerisini tamamladık. Geriye de değerleri döndük. Hataları da yönettik. Şimdi peki diğer ikinci metoda gelelim. Burada da dikkat ederseniz şurada sadece bir ekleme işlemi yaptık ve bu ekleme işlemini aslında TAR dosyasına yaptık. Elimizde henüz TAR dosyasını oluşturan bir şey yok. Sadece elde bir TAR dosyası varsa buna nasıl başka bir dosya ekleriz, o hazırlığı yaptık. Şimdi TAR dosyası oluşturalım. Bu daha kısa bir işlem. Func create archive tar file diyorum. Böyle bir dosya oluşturacağım. Archive file name. Buraya bu fonksiyonu kullanırken bir isim vermemiz gerekecek. Bunu kullanacağız. Ve diyorum ki şimdi öncelikle bu iki fonksiyon da dışarıya kapalı. Çünkü küçük harfle yazdık, dikkat ederseniz. Eğer bunu bir package haline getirirseniz Go içerisinde sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama burada bir package haline getirmedik. Bunu aslında tek sefer kullanacağız. Tek yapmanız gereken bir abc.go diye bir dosya oluşturup onu içeriğini bu şekilde kullanmanız olacaktır. Biz burada direkt main içerisinde kullanmak amacıyla yaptık. Eğer bunu farklı bir package olarak düşünürsek ki doğrusu odur. Bu kodu sürekli yazmamanız gerekir. Bir kere yazarsınız, sonra kullanırsınız. Şimdi bunu yaparken buradaki function'lara dışarıdan erişilmeyecektir. Zaten bu nedenle dışarıdan gelen veriyi kontrol etmiyoruz. Çünkü sadece biz kendi yazdığımız uygulama içerisinde parametre göndererek kendimiz kullanacağız. Ama eğer dışarıya açık bir package yazacaksanız burada birincisi bunların büyük harfle başlaması gerekiyor tabii ki. Bu Go programlama dilinin bir özelliği. Public ve private olayı. Bir diğeri asıl söylemek istediğim şey dışarıdan gelen veriyi kontrol etmek zorundasınız. Mesela file name gelmiş. File name boş da gönderilmiş olabilir size. Ama biz burada kontrol etmedik, dikkat ederseniz. Çünkü ben kendim kullanacağım diyorum. Dışarıya da kapalı diyorum. Sorun değil. Ama şimdi örnek olması için bakın bu da küçük harfle başlıyor. Dışarıya kapalı. İçeride kullanacağım ama diyorum ki burada da bir örnek yapayım ben bununla ilgili. Archive file name eğer boşsa bu sıfıra eşit anlamına gelir. Şöyle bir kontrol yapabiliriz. Len built-in fonksiyonunu kullanırım. Archive file name diyorum. Eşit eşit sıfır ise burada geriye return eksi 1 döneceğim. Return 0 değil. Çünkü işlemin sonucu da bu tür rakamlar olabilir ama eksi 1 bunun hata olduğunu gösteriyor. Bir hata var yani. Ve devam ediyoruz. Flags. Flagslarımız ise bayraklarımız ise bizim bu dosyayı yazarken kullanacağımız izinlerimiz aslında. Permission'larımız diyelim. Auth package'ini kullanacağım burada. O write only yani yazma izni var. Ve daha doğrusu yazma izniyle kullan bunu. O create oluşturma yapabilecek eğer dosya yoksa oluştur mesela. Ya da mevcut bir dosyanın sonuna ekleme yapılabilir anlamında. Truncate, trunk'ı da kullanacağım. Devam ediyorum. File err auth open file diyorum. Dışarıdan gönderilen dosyanın açılmasını istiyorum ben burada. Ve bunun için de archive file name artı çünkü bu sadece dosyanın adı.
Ne yapacağız? Şuraya nokta tar diyorum. Çünkü bu dosyanın uzantısı tar olacak. Bunu bile dinamik yapabilirsiniz. Bakın bu da size bir araştırma ödevi olsun. Bunu dinamik yapın. Dışarıdan parametre olarak alın. Mesela bir seçilebilir bir veri olarak işte bir integer gönderebilirsiniz. Eğer 1 ise tar olsun, 2 ise zip olsun gibi. Tabii bunun için biraz daha farklı kodlar yazmanız, eklemeniz gerekecek. Onu da farklı videolardan o bilgilere erişebileceksiniz. Örneğin zip dosyası nasıl oluşturulur gibi. Bu tar dosyası, bir de zip var. Bunun içerisinden dosyaları çıkarma işlemleri var filan. Tar diyorum. Ve diyorum ki senin flagların, yani dosya üzerindeki yapabileceğin yetkiler bunlar, kullanabileceklerin flags. Ne yapabilirsin? Eğer bu dosya varsa onu aç. Sorun yok. Yoksa eğer varsa aç ve üzerine yaz. Write only yetkin var. Yoksa oluştur. Ya da truncate. Kes, böl, parçala, yönet. Şimdi flags'ı yazdık ve buna permission'ı da veriyoruz dosyalar için. Ve bir de hata yönetimi yapacağız burada. Burada log kullanıyorum. Fatal F. Yine formatlı. Dikkat ederseniz sonunda F var. Tar dosyasına yazmak için açılırken hata meydana geldi. Tar dosyasına veri yazmak için açılırken hata meydana geldi gibi bir şey olabilir. Gene bu bir hata olduğu için return eksi 1 diyorum. Defer file close tw tanımlıyorum burada bir. Writer tar new writer. Neredesin new writer? Burada. Ve buna file'ı veriyorum. Çünkü artık bizim elimizde bir dosya var. Ya vardı ya oluşturuldu. Burada gördüğünüz gibi. Bir şekilde elimizde bir dosya var burada. Ve işin bittiği zaman da tv'nin close'unu çağır. Bu bir akıştır çünkü. Kapatılması gereken bir akıştır. Devam ediyoruz. File name. Şöyle bir tanım yapayım. Ne olur? Evet, bunu kullanabiliriz bu işlemi. Ve dosyalar içerisinde bu dosyalar nerede? Bu dosyalar unutmuş olabilirsiniz diğer videolarda çünkü. Files dediğimiz şey burada. Bizim burada folder pad'i de var. Yani klasörümüzün pad'i de birleştirilmiş şekilde iki tane dosyamız var. Bunların içerisinde dön diyorum. Hatayı göz ardı et, önemli değil. İndeksi göz ardı et. File name, sadece ben adını almak istiyorum burada. Ve eğer diyorum, burada add file işlemi yapacağım. Yukarıda tanımladığım add file işlemini diyorum ki her döngüde benim files listemdeki dosyalardan birini al ve bunu buraya ekle. Bakın name'i, bu eklenecek dosyanın name'i string bu şekilde birinci parametre. İkincisinde ise ben bunu verinin kendisine göndereceğim. O da neydi? Writer. Bunu da tw şeklinde kullanıyorum. Ve eğer bir hata olursa fatal f formatlayacağız yine. ABC dosyası tar dosyasına eklenirken hata meydana geldi. File name ve RR olarak da bilgileri gönderelim. Ve en sonunda da işlem başarılıysa, ben burada direkt bir gönderiyorum. Hiç uğraşmadan bu işlemin başarılı olduğunu gösteriyoruz. Sanırım log package'i yok.
Şöyle. Orada yaptık. Şimdi bunu kullanabiliriz artık. Herhangi bir sıkıntımız yok gibi görünüyor. Hemen bir tanımlama yaparak devam ediyorum. Create Archive Tar File. Ben buna sadece bir dosya adı veriyorum. Ve diyorum ki dosya X olsun mesela. Bu şekilde bir tar dosyası, bu isimli bir tar dosyası sıkıştırılmış dosya oluşturacak. Onun içerisine de şuradaki files'ın içindeki iki dosyayı ekleyerek sıkıştıracak. Yapacağımız işlem temel olarak bu. Result. Eğer sonuç sıfırdan büyük ise işlem başarılıdır. FMT print line işlem başarılı diyelim. Ve şuraya da bir sonuç yazalım. Result olarak da gelen bilgiyi yazmış olalım. Eğer hatalı ise bu sefer de hatalı olduğunu anlayabiliriz. Çünkü büyük değilse bu hatalı bir işlemdir. İşlem başarısız oldu şeklinde yazabiliriz. Evet, işlemimiz, uygulamamız tamamlandı. Şimdi bunu çalıştıralım ve sonuçlarına bakalım. Benim güvenlik yazılımı. Sanıyorum. Evet, dosya X oluşmadı çünkü benim güvenlik yazılımı görevini yaptı. Tekrar yaptı. Evet, devam ediyorum. Güvenlik yazılımını bir özelliğini disable ettik. Şimdi çalıştırabiliriz. Go run main.co diyorum ve uygulamayı çalıştırıp bakın dosya X nokta tarı burada görebiliyorum. Bunu burada açamayız tabii ki. Tıkladığımız zaman. Ama ben bunu şurada görebiliyorum. Bakın dosyanın içerisine girdim, klasörün içerisine. Burada 3 kilobaytlık bir şey var mesela. Tar dosyası var. Bunu biz oluşturduk az önce. İçerisinde demo.go ve not1.txt şeklinde verimiz mevcut. Gördüğünüz gibi.